zamana gelin gelmiş. Hatta şimdi askeriyede bir paşa dairesi vardır. Oraya gelmiş gelin. Babam askeriyede kaptanmış benim. Babam annesi öldükten sonra dayı yanında büyüyen bir delikanlıymış. Erkek kardeşi varmış, onu öbür dayı büyütmüş. Babamı bu tarafta dayı büyütmüş. 17-18 yaşına kadar. Dayının bir kızı varmış. Babamı onlar evlendirmek istemişler. Babam ondan sonra dayının yanından ayrılmış. Ayrılmış ve askeriyeye girmiş. Vakti zamanında Doktor Kenan Bey diye askeriyede bir doktor varmış. Babamı o şeyine almış, himayesine. Ve onunla her yerde rahmetli çalışmış. En sonunda da Anadolu Kavağı'nda askeriyeye kaptan olarak motorlara girmiş babam. Sarıyer, Tavsane, Anadolu Kavağı arasında çalışmış rahmetli. Hatta Tavsane'de lojmanlarda oturmuşlar. Annem büyük abime hamileymiş, sancısı tutmuş. Babam annemi sandalla Sarıyer'e geçirmiş. Yani geçmişimiz böyle olmuş. Bizler de burada yeni mahallede Sarıyer'de doğmuşuz. Çünkü benim bütün sülalem Sarıyer'de. Babamın işi icabı biz buradaymışız. Annem buraya gelin gelmiş. Biz dört kardeşiz. En büyüğümüz vefat etti. Bu resimdeki abim, o da vefat etti. İşte dedim ya, dayı yanında büyümüş. Bir amcamız varmış, o başka dayıda, babam başka dayıda. Dayının bir kızı varmış, babama onunla evlendirmek isteyince babam dayının yanından ayrılıyor. Ondan sonra işte buraya geliyor herhalde. Burada da askeriye doktoru Kenan Bey onu himayesine alıyor. Onunla her yere gidiyor doktor olarak. Sonra Anadolu Kavağı'ndaki askeri erzak taşıyan motorlara kaptan olarak giriyor babam. Annemle de o zaman evleniyor. Annem buraya gelin geliyor. İşte biz de dört kardeş, kimimiz Sarıyer. Dört kardeş, dördümüz de Sarıyer'de, yeni mahallede dünyaya gelmişiz. Babamın işi icabı ondan sonra Anadolu Kavağı'na yerleşmişler. İşte genç kızlığım evlenene kadar burada geçti. Çocukluğum burada geçti. Üç erkek kardeş, bir benim. Çocukluğumuz burada geçti. Burada Kavaklılar, yani mahalle olarak Aysel'in annesi, benim annem, daha hepsi vefat edenler, çok iyi anlaşan bir eski komşuluklar vardı bizim çocuğumuzda, çocukluğumuzda. Böyle Hıdrellez zamanları yukarıya çamlığa çıkardık. Şimdi oralarda filmler çeviriyorlar. Annelerimiz piknik yapardı. Biz çocuk işte salıncaklar kurardık çam ağaçlarına. Kundura fabrikasının sünnet düğünü olurdu. Bütün komşular toplaşırdı, yiyecekler hazırlarlardı. Biz sünnet günü yürüyerek, çiftlik diye bir yerimiz vardı burada yukarılarda. O zaman bu sahil yolumuz yoktu bizim. Askeriye vardı, yani yine asker var da yasaktı sivile oralara gidip gelmek. Biz dağlardan çocukluğumuzda, torbalar ellerimizde, annelerimin yiyecekler elleri, biz Beykoz Çayırı'na sünnet düğününe giderdik. Sabahlara kadar orada eğlenirdik. Ondan sonra sabahleyin yine köyümüze dönerdik. Yine yürüyerek gelirdik. Dediğiniz gibi küçük su, talebeyken işte öğretmenlerimiz bizi alır ilkokulda mısır yemeye, küçük suya, Kanlıca'ya yoğurt yemeye öğretmenlerimiz, müeddet öğretmenimiz vardı bizim. Öyle giderdik oralara. Şeyde dediğiniz gibi Göksu Deresi'nin kenarında piknik yerlerinde piknikler yapılırdı. Ama tabii biz çocuktuk. Şimdiki gibi tek başımıza gitmiyorduk oralara. Ailelerimizle, büyüklerimizle giderdik. İşte Beykoz'un hazırladığı, işte orada çalışanların çocuklarına sünnet düğünü yapılırdı. Biz de işte o zaman genç Sevim Tanürekler, Celal Şahinler, Mualla Mukadderler, yani bizim gençliğimizde oralara giderdik sabahlara kadar, onları dinleyeceğiz diye. Otururduk yani. O zaman
Mualla Mukadder'le Celal Şahin evliydi. Gayet iyi hatırlıyorum. Abdullah Yüceler ve sabaha karşı çıkarlardı sahneye. Biz artı nasıl sinemanın son yazılır, sonuna kadar bekler, öyle evlerimize dönerdik. İşte şey, dördüncü, beşinci sınıftaydım herhalde. Annemin rahatsızlığından dolayı biz Sarıyer'e geçmiştik. Abim burada kalmıştı. 54-55 senelerinde, ben dördüncü sınıftaydım. Bir duyduk ki Anadolu Kavağı'nın boğazı buzlar kaplamış. Meğerse benim abim de rahmetli olan, o zaman 18 yaşından askerliğini bitirmeyenlere işe almazlardı. Abim de burada balıkçılık yapardı. Avni kaptan. Sonradan imtihanlara girerek deniz yollarına girdi. Bir de baktık ertesi günü gazetede, Hürriyet gazetesinde abimin resmi buzların arasında kalmış. Sandalla birlikte karşıya yolcu götürmüş. Dönüşte boğazı buzlar kaplamış. Şaşırdık biz tabii. O gazetedeki resim hala Üsküdar'daki evde vardır. Öyle gençliğimiz, çocukluğumuz geçti. Burada hanımlar daha ziyade benim gençliğimde file dokurlardı. Balıkçı ağalar dokunurdu. Annem çok güzel tekir ağa dokurdu. Kimse burada, reisler anneme, bir tek benim annem dokurdu o tekir ağını. Saç teli gibi bir iplik, bobin üzerinde, inanmazsınız 8 ayda bitirirdi onu dokuyacak. O zamanın zamanında 10 lira para alırdı. O zamanın zamanında. Yani böyle güzel günlerimiz geçti. İşte 18 yaşına kadar buradaydım. Ondan sonra eşimle tanıştık, evlendik. Ben çok gezdim hani. Çanakkale'ye gittim, Gölcük'te kaldık, Amasra'da kaldık, Kasımpaşa'da oturduk. En son Beylerbeyi'nden emekli olduk. Buraya da yerleştik. Bizim çocukluğumuzda bu yol yoktu. Bir toprak yol vardı. Deremiz çok güzel akardı. Karşıdan karşıya hem şu bizim önümüzde hem aşağıda tahta köprüler vardı. Benim kardeşimle beraber biz böyle yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman kara çizmeleri bilir misiniz siz? Biz öyle kara çizmeler giyerdik çocukluğumuzda. Kardeşimle böyle giderdik. O karşıdan karşıya atlarız, suların içine gireriz. Karlar girer o çizmenin içinde. Bu sefer üşürdük. Eve gelirdik. Rahmetli annem o bizim çizmelerimizi çıkarır, sobanın yanına koyar, kurutur, bize ceza verirdi. Çıkmayacaksınız derdi. Ama o çizmeler kuruduktan sonra biz yine kardeşimle gene çıkar, aynı şeyleri yapardık. Evet. Evet. Ben Balıkesir Kepsut kazasında doğdum. Benim nüfus kağıdımın değişik tam zamanında yazılmadığını annem söylüyor bana. Ben yazın bu mevsimde, Ağustos aylarında doğmuşum ama benim nüfus kağıdım tekrar yeniden çıktığı için adam kolayına geldiğinden 1-2-1938 diye yazmış. Halbuki yazın Temmuz yahut Ağustos ayında harman zamanında doğdun demişti bana ben sorduğumda. Ama nüfus kağıdım bu şekilde çıkmış. Ben çocukluğum çok zor şartlarda geçti. Oradan kurtulmak için ilkokul bitirdiğimde yabancı bir yere gitmek için askerlik şubesine müracaat ettik. Oradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın o zamanları okulunun olduğunu öğrendik şeyden, askerlik şubesinden. Oradan tarihi öğrendik. O tarihte o imtihana olduk, başarılı olduk ve okulumuzu o
Assubay Okulu olarak bitirdik. Oradan göreve başladık. İlk görevim Çanakkale Deniz Komutanlığı'nda. Orada görev yaparken İstanbul'a gelmiştim. Dönüş yolculuğunda bir aileyle dönüş yapıyorduk. Yanımda da onların yetişkin bir kızı vardı. O kızla sonra adres aldık, mektuplaşmaya başladık. Ve ileride bizim ciddi bir durum meydana geldi. Ve nişanlanma durumu için benim burada arkadaşım vardı, sınıf arkadaşım. Benim o sanki vekilim gibi, benim babam gibi benim bu işimi takip ediyordu. Ben bir mektubumda artık işin ciddiye gittiği meydana çıkınca nişanlanmak, sözlenmek durumu meydana çıktı. Ve kız arkadaşım da tamam olur dedi. Mektuplaşmamızda kesinleşen bir gün oldu. O günde ben izin aldım, geldim. Fakat o geldiğim günü telefon ettim aileye. Ben geldim, yarın görüşebilir miyiz diye. Bunun üzerine dediler ki bizim yarın Beykoz'dan misafirimiz var. Biz bu işi yarın görüşemeyiz dediler. Arkadaşım konuştu bu lafları ona söylemişler. Arkadaşım da bana dedi ki bak dedi bunların dedi yarın görüşmeleri varmış, arkadaşları dostları varmış. Yarın bizim bu iş olmayacakmış demiş. Onun üzerine evlendiğimiz zaman bizim düğünümüz Harbiye Ordu evinde olmuştu. Ama burada vesaitler olmadığı için düğünden sonra biz arabalarla Sarıyer İskelesi'ne geldik. Sarıyer İskelesi'nden buraya hiç unutmuyorum abimin çalıştığı Sarayburnu muydu? Halas mıydı? Gemisinde. Gemisinden abim istemiş demek ki şehir hatlarından. Vapurla biz buraya geçeceğiz gece. Bizim Anadolu Kavağı'nda eskiden iki taraflı şamandıralar vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Boğaz'dan geçen gemileri kontrol amaçlı herhalde. Şamandıraların ortasında bizim vapuru durdurdu kaptan. Ondan sonra damattan para istiyormuş. Dediler ki para vermeden bu gemiyi Anadolu Kavağı'na gitmez dediler. İçinde yolcular bir telaşlandı. Hani gemide bir şey mi var gibilerinden. Biz öyle gelmiştik. Bak o da demin aklıma geldi. Evet. Bize bu fırsatı bir alışverişe gittiğimiz zaman Aydın Bey, Murat Aydın Bey yolda beni gördü. Merhaba dedi. Ben de buranın gençlerinden, hani eskilerinden benim tanımadığım kişi diye ben de merhaba dedim. Ve ondan sonra bir sohbetimiz oldu. Buralı mısınız? Evet buralıyız. Anılarınız var mı? Deyince ben de elimle şöyle bir işaret yaptım. O işaret bizi bugünle bu zamanlara, saatlere getirdi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik evet, olmayın. Eşimle beraber. Evet. Evet, bu durumu yaşattınız bize. Teşekkür ediyoruz. Ederim.